Merhaba amca. Merhaba. Nasılsın? Teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de iyisiniz. Ben de iyiyim. Teşekkür ederim. Bugün Gazi'nin senelerinin ilk viranesindeyiz. Evet. Öncelikle senden başlayalım. Yani kişisel hikayenden başlayalım. Nerede doğup büyüdün Ben amca? 1961 yılında Bingöl'ün Çığ Dalbasan köyünden doğdum. İlk ve ortaokulumu Çığ Yatılı Bölge Okulu'ndan okudum. Lise 1'i Tunceli Nazimiye'den okuduk. Tekrar lise 2 ve 3'ün Bingöl Çığ Lisesi'nden okuduk. Lise son sınıftan ayrıldım. Bazı hayat koşulları nedeniyle ayrıldım. 77'de yani İstanbul'a gelip gidiyordum arada sırada ama 1977'den Kahramanmaraş olaylarından dolayı bir gözaltı süremiz oldu, bir cezaevi sürecimiz oldu. Öyle mi? Yani o tarihten 77'de. Bu Maraş olayları. Maraş olaylarından dolayı, protestodan dolayı yani bir şeyinden dolayı. Nasıl yani böyle özet geçmek gerekirse? Şimdi şöyle bir şey oldu. Kahramanmaraş olayları olduğu zaman biz bunları protesto ettik. Protestodan dolayı gözaltına alındık. Kendi yayın evim vardı. Arkadaş kitap evi Bingöl Çığ'da. Kendime ait bir yayın evi vardı. İşte okulda geçinmeyen arkadaşların maddi kaynaklarını orada sağlıyorduk. Kiralarını, gelirlerini falan. Genelde o kitap yayını üzerinden Sen öğrenci miydin o zaman? Ha, öğrenciydim. öğrenci. Öğrenciyken yani Çığ Lisesi'nin son şeyine. Ondan sonra 78'de liseyi terk ettikten sonra da İstanbul'a geldim. Yani İstanbul'da genelde bu mahalleye geldik. Bu mahalleden yani çeşitli kademelerden kömür ocaklarından çalıştım Akpınar'da. Daha sonra Tekirdağ Kumbağa'da tuğla fabrikalarından çalıştık. Daha ileride geldik burada inşaatla uğraştık. Kendi bu binanın olduğu inşaatıyla uğraştım. İşte 81'de bir arkadaşa burayı kiraya vermiştik. Bu arkadaş yürütemedi işi. Ne iş yaptı burada? Burada bu restoran olarak Ha. Buraya girdik. O zaman arkadaş burayı çalıştırdığı zaman da pek başarılı olamadı. Yani çalıştırdığı işten başarılı olamadı. Kapatmak üzereyken biz aldık burayı. 83'te gördüğün gibi bu dükkanın bir dekorunu mekorunu yaptık. Munzur restoran olarak faaliyete geçtik. Dekor 83'ten demiştin. Evet, 83'ün sonuna doğru yani. 83 80, sonları. he. Evet. Yani çok eski bir dekor. Yani oldukça Ama da burayı da burası yapan bir şey de var. Sonuçta muzlu bir hanesine girdiğin zaman o hani atmosferi, dekoru aynen öyle. şeye anımsatıyor Arkadaşların eskiye. zaten çoğu diyor arkadaşım diyor sen hani buranın dekoruyla oynarsın biz gelmeyiz. Çünkü dedelerimiz, babalarımız herkes geldi buradan. Bu alkolün birkaç arkadaş Kafayı buldu. resimlerini getirdi buraya. Babası ve dedesi ölmüş. Adam diyor ki benim burada şehitlerim var diyor. Tamam mı? Dedim ne şehidi resmini gösterince tabii ki insan bayağı duygulanıyor yani. Burada masaları şeylerinden falan. Ve ondan dolayı yani hiçbir şeyine karışmadık yani o tarihten beri. Olduğu gibi dekoru o şekilde bıraktık yani. Dedemin de bir resim var. Şeyle Foto Yusuf'la. Evet, Tam bu ortada oturuyorlar. burada oturuyorlar. Yani burada Gazi'de genelde hemen hemen bayağı arkadaşlar, bayağı büyüklerimiz yani buradan zamanı geçti. Yani bu olaylardan falan yani şeyinden dolayı yani burası çok eski bir mekan olduğu için herkes bilir yani burayı. Bir de eski sosyalleşme durumu daha başka değil mi? Ya eskide ciddi İnsanların. şekilde insanların birbirine kaynaşması, yani diyalogları çok farklıydı. Çok güzel bir şey vardı yani bir havası vardı. İletişim çok güzeldi. Ama şimdi kesinlikle o iletişimin azısını bulamıyoruz yani. Hani bayağı geniş kitleler vardı, çok insanlar vardı. Ama şimdi yani o iletişimi de bulamıyoruz, o ortamı da Ben bulamıyoruz. aslında şey anlamda söyledim. Yani sosyalleşmek için çok alan yoktu mekan yani. Evet, Ama mekana da çok ihtiyaç duyulmuyordunuz. Galiba. duymuyoruz. Evet, aynen öyle. Yani o konuda doğru diyorsunuz. Sonra tabii başka dükkanlar açıldı. Başka siz Tabii yani bu Gazi cadde nasıldı mesela 80'lerde burası? yani 80'lerde bu caddenin çoğu bomboştu yani. Yani bir iki tane yer vardı, bina Karakol vardı. vardı aşağıda. Hemen alt tarafında 120 metre aşağıda yani 100 metre aşağıda Gazi'nin karakolu vardı. Yani Gazi Mahallesi'nin ismi olarak da şu anda eski karakol olarak yer geçiyor. Daha sonra karakol yukarı taşındı. Yani bütün esnafların çoğu o tarafa.
Ama 80'de burada genelde hep gecekonduydu. Yani gecekondu olduğu için bir gecekondu, yani biz öyle hitap ediyorduk gecekondulara yani. Ama şu anda bir gecekondunun içine bir apartman yapıldı. Her apartmanda şu anda 14-15 aile oturuyor. Yok, aile oturuyor. Mesela binalar oluştu. Caddeye bakarsan cadde topu topuna en fazla 10-15 tane bina vardı. Komple bomboş gecekondu şeklindeydi yani. Evet. Dört yoldan tut ta şu köşe durağı yukarı ve yeni karakolun orası, oradan da en son durak dediğimiz zaman Esentepe tarafına doğru giden yollar komple bomboştu yani. Evet. Yani öyle yer yoktu. Bunlar sonradan yani kurulan şeyler oldu yani, yerler oldu. Yani burası Gazi girişiydi, daha sonra bölündü, dört mahalle. Tabii. Dört mahalle oldu. Ya ilkin biz geldiğimizde, ilk 75'ten buraya geldim gittim ben. 75'te geldiğimiz zaman en son, yani ilk durağımız düz durağıydı. Düz durağından sonra karakol oldu. Karakoldan sonra dört yol oldu. Dört yoldan sonra köşe durağı oldu. Köşe durağından köprü durağı oldu. Köprü durağından mezarlık oldu. Ve şu anda kurulan yerin ismi. Daha sonra son durak oldu. Hani böyleydi yani duraklarımız yani. Peki şey nasıl gidiyor? Müşterilerle hani uğraşmak zor sizin işte. Nasıl yapıyorsunuz? Ya dışarıdan bakıştan... Bunu Abuzer abiye de sormak isterim de şu an arkada. Kendisine selamlar şu anda. Yani şimdi ona bakmak gerekirse yani insanlar dışarıdan burayı daha farklı görüyor. Yani böyle yerleri farklı görüyor. Halbuki mesleğin en zor mesleklerinden biridir bu. Yani bu işten yani yani bir çocuğa nasıl hitap edebiliyorsan şeyde içki içen adamla yani o kadar ilgilenmek zorundasın yani. Evet. Yani ilgi ister, alaka ister yani adam hep yani senden şey bekliyor, tebessüm bekliyor. Ama karşı tarafa kendi diğerlerini beklemiyor yani. İletişimin güçlü olması lazım. Yani iletişim güçlü olacak. Yani insanın gönlünü alacaksın. Yani insanla bir diyaloğa gireceksin. Yani devamlı bizim işimizde şey değil de devamlı diyaloglu olacaksın ki tabii müşteriyle olan mesafeni de kaybetmeyeceksin şu konuda. Çünkü sonuçta masada alkol var yani. Alkolle olan şeyleri de mesafeli bırakmak zorundasın yani. Değil mi? Yoksa dengeli olmaz yani. Dengeli olmaz çünkü iletişimi şey diyorsun yani. Var olan iletişimi biraz daha güçlendiriyorsun veyahut da iletişimi daha da kötüye götürürsün yani. Evet. Ya güçlendiriyorsun ya kötüye götürürsün. Hangisini şey diyorsan tercih sana bağlıdır. Evet. Ya biz tabii ki iyi tarafındayız yani, iletişimin iyi tarafına gidiyoruz yani müşteriyle devamlı. İyi olmasa zaten yani esnaflığı becerememiş olursun. Esnaflık işin bu boyutu ya. Aynen işte sene 83'ten tut 2022'ye kadar devam ediyoruz şu ana kadar. Yani o iletişimde benimle beraber olan hiçbir esnaf kalmadı yani. Bu işi oraya yapan arkadaşların çoğu. Hepsi emekli oldu, ayrıldı. Evet. Yani benim tabirimle tabii şehit oldular. Peki şimdi nasıl görüyorsun? Diğer yani yine bu Gazi Mahallesi'nde diğer aynı iş yapan ya, insanlar. Gazi Mahallesi nasıl, şu anda çok yani? Farklı bir konuma oturdu. Çünkü niye? Yani ciddi yozlaşmaya doğru gitti yani. Bütün gençlik hani tamamen kendini soyutlandırdı. Yani bir alkolün kalmadı yani. Daha değişik şeylere girdiler. Yani şu anda yani her tarafta eskiden 10 tane yerimiz varken yani restoran varken şu anda 300'ü geçti burada. Yani 300'ü rahat bulan bir şey oldu. Çünkü 60-70 tane kafe var ya en aşağı. Yani, tabii 60-70 tane kafenin dışında bütün tekeller aynı amacı yani aynı işi yapıyor yani. Evet. Bütün tekel büfeleri falan aynı işi yapıyor, işlemi yapıyor. Bir de şurada bölmüş olacağım. Şimdi bazı insanlar bizde şöyle bir şey de var. Yani şöyle bir nasıl diyeyim ön yargı da var. Yani gitmiş bir haneyi çekiyor, Gazi'yi anlatıyor gibi böyle daha dar bakan insanlar da çok. Hani onlara da... bir şeyler söylemek lazım en azından. Yani yaptığımız iş şu an sonuç itibariyle şeyden bahsediyoruz. Yani hani bir tarafıyla yozlaşma ayrı bir durum. Ama bir tarafın insanların aynen. Hani gelip oturaklı bir biçimde bir şeyler içmesi, yani sosyal hayata dahil olması, sosyal hayatın bir parçası en azından. Bir gerçeği yani. Ya şimdi orası aynen öyle de yani şimdi biz buranın reklamını veya da şeyini yapmıyoruz. Yok yapmıyoruz. Kesinlikle yapmıyoruz. Bizim istediğimiz şöyle bir şey var. Gazi'nin
Eğer böyle bir restoranları varsa bu gazinin olan müşterileri hiç dışarı gitmesin, gazide kalsın diyor. Niye? İlgilenmek gerekir. Kendileriyle ilişkili olmak gerekir. İnsanları buradan dışarıya göndeririz. Ondan sonra diyoruz ki gazide iş olmuyor, bilmem nedir. Hı. Hesapları çok düzgün tutmak gerekir. Yani gerçek şunu söylüyorum. Her zam gelişte biz o zamları kalkıp da müşterinin üzerine sırtına bindirmek zorunda değiliz. Yani biraz olan farkı daha düşük şekilde bunu uygulamamız gerekiyor yani. Hı. Yoksa yani gazide gerçek, yani şunu söyleyeyim, gerçek çok güzel müşterisi var. Yani çok kaliteli insanları vardır. Hı. Tabii bunun yanında gençliği genelden bu alkole sevk etmekten yana değilim. Yani kendi şahsım olarak mesela şu anda ben 18 yaşından bir kişiyi içeri almayı hiç yapmadım, hiç de içeri almıyorum. Çünkü 18 yaşındaki genç benim için değişik eğitimlerde, konumlarda geçmesi gereken konulardır. Yani onun için diyor, yoksa... Ona göre de müşteri oluşuyor. Oluşuyor, burada. Ona göre de müşteri şey diyor yani. Evet, onu alan da var, o da orada... Tabii yani. Mesela ben her şeyden önce şunu söylüyorum ya. Her esnaf, ciddi söylüyorum, her esnaf kendi işini yaparsan hiçbir sıkıntı çekmez, bir sıkıntı yaratmazdır. Örneğin adamı almış, kendisi lokantacıdır. Almış kiralık daire yazıyor, arıyor kiralık ev yazıyor. Bu bırak ya, o kendi diğer kimin konumuysa o kendi konumunu yapsın. Sen kendi konumunu yürütürsen hiçbir zamanda kendi işinde, çünkü kendi dalın odur senin. Dalın lokantacılıktır, lokantayla uğraşman gerekiyor dedim. Evet. Yoksa yani gazinin çok kaliteli güzel insanları vardır yani. Ben bunu hiçbir zaman itiraz etmiyorum yani. Ya ben sadece şey açısından söyleyeyim, sosyal gerçeklik açısından. Yani bir şeyleri artık güzellemeyi bırakmak lazım. Yani güzellemek, biz iyiyiz, biz hep dirayetliyiz, böyle bir şey yok. Yani sonuçta toplumun kanayan yaraları da var. Defolu tarafları da var. Bunlar var, da var, var. İşte bunlar da belgeselin konusu. Onu aslında anlatmaya çalışıyoruz. Peki ekonomik gidişat şu ortamda? Ya şu anda ekonomik gidişat, bak dün bu saatlerde mesela zamlar geldiği zaman millet ciddi şekilde yani dışarı kaçıyor. Yani niye? Yani mesela adam ucuz olan şeylere gidiyor. Yani ucuz olan durumlara gidiyor. Mesela şu anda kendin buradasın. Bak şu anda saat kaç? Saat şu anda 4. 4'te dükkandan müşteri olması gereken yoktur. Neden? Çünkü maddiyet olarak, gerçekten diyorum, maddiyet olarak çok etkileniyor. Yani tamamen içki birlik sınıfa girdi yani. Evet. Yani insanlar bunu kaldıramıyor yani. Aldı asgari, bu bölge zaten yaşayanların çoğu asgari ücretle geçinen insanlardır. Yani neyinle buna gelip de buradan şey edebilir ki yani? Geçinebilir, evet. Yani eğlenebilir ki? Uzun bir süredir lüks tüketim halinde değil mi? Kesinlikle. Kesinlikle yani o lükse girdi yani. Küçük esnaf zaten dayanamıyor. Ya küçük esnaf da dayanamıyor, diğer esnaf da zaten şu andan yani adam borçlarıyla uğraşır. Adam çekiyor, kredi çekiyor, içki alıyor. Yani böyle bir şey olamaz yani. Kredi çekiyor, içki alıyor. Var öyle insanlar da var. Var. Adam kamyonunu çekti, içkiye para yatırıyor. Yapamıyor yani. Evet. Şimdi sana dönelim amca, daha biraz hikayene dönelim. Yani gelecek hayalin nedir? Gelecek ne yapmak istiyorsun? Gelecek hayalim... Şu andan ya, itibaren. 40 senedir bu işi yapıyorsun. Bu işi yapıyorum. Bu işten ayrılıp da köyüme yerleşmek istiyorum. Yani köyden geçimimi şeylerim. Yani artık yani belli bir başka bir hayata geçmek istiyorum. Çünkü yorucu bir hayat oldu. Çok bizim için yani bir hayat çok yorucu oldu. Yani daha değişik şekilde... Köyle bir ilişkin de var zaten değil mi? Gidip var. Geliyorsun. Köyde ilişkim vardır. Nasıl köy? Ya köyde bostan, köy? Bahçe... Hangi köydü? Dalbasan. Dalbasan. He. Yani genelde Dersim bölgesi olarak geçen bizim köyün ismi. Evet. Yani üç ilçeye de yakınız. Yani mesela Nazimiye, Çığ'ı. Çığ'ı çok uzak bizden. Karakoşan. Evet. Buralara yakınlar. Yani bizim köyde genelde bağ, bahçeyle uğraşıp gidersin. Zamanını böyle değerlendiririz yani. Sizin nüfustan mı Bingöl'e zaman? Nüfus olarak 1956'dan Bingöl'e bağlanıyoruz. Bu şey acaba olaylarda mı siz gitmişsiniz? Yok, bizim orman yüzünden. Yani bizim ilçe Nazimiye, köy Nazimiye'nin 15 kilometre yakınından orada ormanlar durmadan ya kesildiği zaman, o zaman biraz da aşçılık falan dönemi vardı. Millet birbirini istemiyordu. Her ormanı kesen doğru Nazimiye'ye gidip birbirine şikayet ediyor. Köy muhtarı seçilen bir bizim severlerden Ali Sever diye biri. Vatandaş gidiyor, muhtar kaymakama durumu anlatıyor. Kaymakam da şeyi anlatıyor. İl valisine, Tunceli il valisine Ankara'ya bildiriyor. Ne yapalım, ne etmeyelim? Bizi alıp bizden 107 kilometre uzak olan Çığ'a
nüfusuna bağlıyorlar. Ve oraya da gitmek 3 gün sürüyor şikayetler edilmesi evet. için. Yolda gittiğin zaman adam seni bir defa misafir eder, 2 defa misafir eder. Araç yok, bir şey yok. O zaman şikayetler kendi kendine son buluyor. Şikayetler bitiyor. Biz 1956'dan beri de köy olarak Bingöl'e bağlanmışız. Anladım. Yani şu andaki durum... Taşıma yok ya, bağlanıyor sadece. Şu andaki durumumuzda da elektriğimiz Tunceli'de geliyor, telefonlarımız Tunceli'de, internetimiz Tunceli tarafına bağlı yani. Anladım. Evlerimize yani. Köyde bir gelecek hayalim var orada. Aynen öyle yani ya, şeyinden orada yani. Evet. Böyle hiç yapmasaydım dediğim bir şeyin var mı hayatta? Ya oradan itibaren hani... Yok yani zor bir meslek seçti. Yani ben şunu söyleyeyim, zor bir meslek seçmişiz. Yani ciddi ciddi zor bir meslek seçmişiz. Yani daha yani yapam elimize gelen buydu ama yani zor bir meslekti yani. İçinden dediğim gibi, başta da söylediğim gibi dışarıda bakarsın ama sana iyi güzel bir şey geliyor ama içine girdiğin zaman mümkün değil. Dersin ki yani ben nereden bu işe bulaştım diye düşünüyorsun yani. Tatsız olaylar vesaire daha. Yok, biz o tür dürüst çalıştığımız müddetçe, insanlara saygılı olunca kesinlikle olay molay yüzünden falan yani bizim herhangi bir sıkıntımız olmadı. Ya illa yaşanmıştır da tabii geneli değil yani. He, uzun çevre bir zaman... tanıdık olduğu için, genelde çevre tanıdık olduğu için biz de buranın eskileriyiz yani. Gazi'nin hemen hemen kurulmasından beri buradayız yani. İnsanlar tanıdığı için, bildiği için de hiçbir şeyinden de şey etmiyoruz. Bizim mesela devamlı gelen müşterilerin şu hemen hemen neredeyse eski ve sabit müşterilerimizdir yani. Evet. Yani adam gece de geliyor, gündüz de geliyor. Gecenin hangi saatine, kapanış saatlerine doğru bile gelen müşteriler vardır. Yani daha gecenin geç saati değil mi? Ha, geç saatlerine kadar evet. gelen müşteriler de vardır. Ben de çocukken burada çok maç izlemişliğimiz var. Masanın üstüne çok atmışlıkları var yani benim evet. de burada. Babanı söyle. Babam da burada baba çalışmış. Baba zaten burada çalışan bir personelimizdi yani zamanla yani. Gençken çalışmış. Evet. Yani aynen zaten babanla düğünümüz hemen hemen aynı yakın günlerden olmuştu. Değil mi? Evet. Son evet. olarak ne söylemek istersin? Sen öyle kapatalım. Son olarak benim istediğim yani cidden diyorum yani. Bir de bir şey daha soracağım. Belki bunu yani ekleriz ve eklemeyiz kurguda. Şeyi soruyorum insanlara, seni etkileyen böyle idol alıyor, etkileyen insanlar yani dediğim zaman ünlü insanlardan mesela. He. Sorayım mı böyle bir şey? Gerek var mı? Yani örneğin etkileyen... Herkese soracağım bunu. Seni etkileyen ne mi? 3 insan. 1 insan. Yani örneğin kendi müşterilerinden mi diyorsun? Şey ya, ünlü genelde insan. Mi? Genelde hani hayatta etkileyen. Yani genelde benim en büyük şey ettiğim birisi bir kere Yılmaz Güney. Yani söylemek istersen. Hani... Hiç resmi yok ama. He? Resmi yok. Hayır ama resmi şu anda resmimiz vardı. Yok değil de şimdi yasaklarda bunun Yılmaz Güney'in her zaman resmi burada vardı. Öyle değil mi? Yasaklarda. Şimdi var da ama değil mi? Ben var de var tabii yani Yılmaz Güney'in her zaman var yani. Ona bakarsan Yılmaz Güney bile şu an şey galiba değil mi hani ters tabii, mi kaçıyor? Her zaman yani Yılmaz Güney gerçekten bak o olsun, Jaguar olsun, Karl Marx olsun benim en ideal insanlarımdan biridir bunlar yani. Evet. O yüzden sordum. Tabii canım ya son zamanlarda bakarsan yani bunlar çok yani güzel insanlardır. Siyasetçiler var, cezaevinde olan i̇şte etkileyen yani şeyler var yani. Şey bunlar çok etkiler yani. Peki çok teşekkür ediyorum zaman ayırdığın ben için. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Bana bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun. Ne demek?